Beytüşşebap son 2 yılda hamdolsun çok değişti. Değişim süreci devam ediyor. Köy gibi görünen bir yer olmaktan artık bir şehir gibi görünen, modern bir şehir gibi görünen bir sürece girdi Beytüşşebap. Tabii daha alacağımız çok yol var. İşte biliyorsunuz önce çamurdan geçilmeyen bu sokaklarımız son derece güzel bir şekilde parkeyle kaplandı. Modern ve temiz, nezih bir hal aldı. Daha sonra gece hilalimizle yıldız ve ters lalemimizin olduğu motiflerle lambalarımızı süsledik. Gecede çok güzel bir görüntü oluyordu. Ve son olarak da bizim artık burada belediye başkan vekili olarak yaptığımız belki son çalışma olacak bu. Ekranımızı da inşallah Beytüşşebap'a kazandırdık. Niye önemli bu LED ekran? Şundan dolayı duyuruların daha çok kişiye ulaşması için, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi açısından kamu spotları oluyor, bizim çalışmalarımızla alakalı bilgi vermemiz gereken hususlar oluyor. Bunların vatandaşlarımıza aktarılması açısından çok önemli. Biliyorsunuz ilk yayınladığımız LED ekranımızdan ilk yayına başladığımız tarih 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ydü. Ve ekranımızdan da buradan bölücü terör örgütünün katlettiği Beytüşşebaplı şehitlerimizi bir anmak, onların hakkını ödemek amacıyla bir çalışma yaptık hep beraber. İlk buradan aktardığımız o oldu. Çünkü bizler şehitlerimizi, hatıralarını her zaman canlı tutacağız. Ve bu şehitlerimizi katledenleri de her zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunun için de bu ekran iyi oldu. İnşallah vatandaşlarımız buradan yapacağımız yayınlarla gerçeği görecekler. Geçmişteki yapılanları hatırlayacaklar. Ve tabii ki Beytüşşebap artık köy görüntüsünden çıkıp bir kent görüntüsüne inşallah bürünecek.